بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Gök parçalandığı zaman, Rabbini dinleyip layık kılındığı zaman, yer uzatıldığı zaman, işlerindekini atıp boşalttığı zaman, Rabbini dinleyip layık kılındığı zaman, ey insan, gerçekten sen Rabbine doğru çabalar da çabalarsın. Nihayetinde ona kavuşursun. O zaman kitabı sağ eline verilen kolay bir hesap ile sorgulanır ve ailesine sevinçli olarak gider. Ama kitabı arkasından verilen ise helak diye çağırır ve cehenneme yaslanır. Çünkü o ailesinde sevinçliydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti davetimize icabet eden siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız ve günahlarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz, takvanız ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan geri döndüğünüzde aile fertlerinizi, ev halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili dostlar, bu akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 3 kesidi sizlere sunarak bir hadisi şerifi gündemimize taşımak istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala istifade etmeyi hem sizlere hem de bana nasip etsin. Sevgili dostlar, birinci olay Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cüleybib isminde bir sahabesi var. Enes bin Malik'in ifadesiyle bu Medineli genç güzel olmayan çirkin bir simaya sahip. Kendisi de bu durumu öyle bir kanıksamış ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ey Cüleybib seni evlendirmek istiyorum dediğinde ya Resulallah beni kabul edecek bir adayı bulamazsın ki der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem incinen bu kalbi teskin etmek, değerini göstermek için hayır der. Zira sen Allah katında böyle değilsin. Sen Allah katında yüce bir makama sahipsin diyerek
bu güzel sahabesinin kalbini okşar. İşte Cüleybi böyle bir gençtir. Derler ki Medine'de evlenmemiş kız çocuğuna sahip olan babalar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Der ki ya Resulallah, bakire bir kıza sahibim, bunu evlendir. Yine böyle ismi tarih kitaplarında geçmeyen, hadis kitaplarında adı anılmayan ensarlı bir baba gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki kızını senden istiyorum der. Şimdi sizin içerinizde benim sesimi duyanlar arasında evlenme çağına gelmiş bir kız çocuğu olan bir babaya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dese ki ey falanca, ey filanca, ben senin kızına talibim. Sizce nasıl bir duyguya sahip olursunuz? Hangi hislerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu teklifine cevap verirsiniz? Düşünün ki iki dudakları arasından gelen talep size bizzat Resulullah aleyhissalatü vesselam olsun. Bu duruma sevinmez misiniz? Hoşnut olmaz mısınız? Çünkü hem sizin için hem de kızınız için şereflerin en büyüğüyle karşı karşıyasınızdır. Zira kızınızın evi vahye açılan bir kapı olacaktır. Zira kızınızın evi meleklerin, özellikle Cebrail aleyhisselamın misafir olduğu bir ev olacaktır. Zira sizin eviniz tevhidin kalesi olacaktır. Ve siz kızınızın vasıtasıyla aleyhissalatu vesselam ile diz dize, sırt sırtına oturup ikramlaşma fırsatı bulacaksınız. Zira sizin kızınız artık peygamber eşi, siz de dahil müminlerin hanımı olacaktır. Bu büyük şereftir değil mi ey aziz dostlar? Verilecek cevap nedir? Tabii ki ya Resulallah olması gerekir değil mi? Hadi kendi vakamıza göre düşündüğümüzde kızımızı bir talebenin değil de bir alimin istediğini, sıradan bir insanın değil de davetçinin talip olduğunu, kendi halinde değil de etrafı geniş bir insanın sizin kızınıza talip olduğunu düşünsenize, her nefis bu talebi olumlu karşılayacaktır. İşte adı bilinmeyen bu sahabe Resulullah aleyhissalatü vesselama döner der ki bu ne kadar da büyük bir nimetmiş der. Allahu Ekber. Aleyhissalatü vesselam sahabenin yanlış anladığını fark eder. Zira sahabe ne anlar? Resulullah aleyhissalatü vesselam bizzat benim kızıma talip diyandır. Ve Allah Resulü der ki kendim için istemedim. Ben ensarlı genç Cüleybi için istedim deyince tabi adam dona kalır. Tabir yerindeyse hayalleri suya düşer. Peygamber aleyhissalatü vesselamı kırmak istemez. Olumsuz bir cevap vermekten korkar. Hemen olayı yuvarlayarak ya Resulallah bu durumu hanımımla, yani kızın annesiyle istişare etmek isterim der. Ve eve gelir. Hanımına aynen şu cümlelerle ey kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına taliptir der. Kadın hemen tabir yerindeyse eteklerindeki bütün muhabbeti yere düşürür. Der ki bu ne kadar büyük bir nimetmiş. Hemen evlendir. Allahu Ekber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle evleneceğini, kızını Resulullah aleyhissalatü vesselamın istediğini o da zanneder. Der ki bu ne kadar büyük bir nimetmiş. Hemen evlendir. Ama maalesef bugün annelerimiz kızlarını doktorların, mühendislerin, eczacıların, iş adamlarının, bankacıların, yabancı dil sahiplerinin, ahlak sahibi olmasa da bu meziyete sahip olanların istemesini kendine nimet görürken o ensarlı kadın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın teklifine bu ne kadar büyük bir nimetmiş, hemen evlendir cevabını verir. Bu kadın da tabir yerindeyse hayal dünyasında büyük bir resim çizer. Ama bu resim silinecektir. Adam der ki dur. Zira kızımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil Cüleybib istemektedir deyince kadın bu sefer bir anda koruma içgüdüsüyle asla der. Vallahi kızımı der Cüleybib'e vermem. Bundan hemen vazgeçer.
Hayalleri çünkü suya düşmüştür tabir yerindeyse. Bir anda da annelik koruma içgüdüsüyle kızını koruma ihtiyacı hisseder de bakın bu iki ses arasındaki tartışmayı, münakaşayı, hadi siz bunun adına istişare deyin, istişare edişi üçüncü bir kulak duyar. Yani talep edilen kız duyar. Der ki beni kim istiyor? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi diyor siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine mi karşı çıkıyorsunuz? Zira beni Peygamber aleyhissalatu vesselamın istediği adamla evlendirin. Çünkü ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın benim için hayırdan başka bir şey düşünmediğine diyor inanıyorum. Allahu akbar ve lillahilhamd. Ve anne baba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olumlu cevap verme adına giderler. Şimdi ey aziz dost, bu kıssada bu ismi anılmayan saliha kadın hem sana hem de bana Allahu Teala sizin suretlerinize, bedenlerinize, kalıplarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar hadisini ne kadar da güzel hatırlatmakta. Ve bu hadisle nasıl amel edileceğini hayatıyla ne kadar da güzel göstermektedir değil mi? Ama bakın bunun ötesinde aslında ne var biliyor musunuz? Aleyhissalatu vesselamın sözüne, onun emrine, onun bildirdiği şeylere sadık kalmanın bir göstergesi vardır ey aziz dostum. Peygamber aleyhissalatu vesselamın mübarek dudakları arasından dökülen sözler ile diğer beşerin sözlerini ne kadar da güzel ayırt edilmenin örnekliği vardır. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin düşüncesidir. Saygı duyarım. Ama benim aklıma pek yatmadı diyen akılcılara ne kadar da güzel bir reddiye vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin, fiillerinin insanlara hayat bahşedecek bir yönünün olduğunu ismi anılmayan bu saliha kadın ne kadar da güzel göstermiştir. Ve sana ve bana Peygamber aleyhissalatu vesselamla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından dökülen bir söz işittirildiğinde, duyurulduğunda, gösterildiğinde bu söze ne kadar sadık kalmayı, sadakatli olmayı göstermektedir ey aziz dostlarım. Şu an hepinizin hayalleri vardır değil mi? Hepinizin yarınlara karşı bir düşüncesi vardır. İşte sizin hayallerinize bir hadis girdiğinde bu hadisin nuruyla nasıl amel etmeniz gerektiğini işte bu sahabe kadın göstermektedir. İşte bu saliha kadın böyle bir tavır takınınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu mübarek kadın için ellerini gökyüzüne kaldırır ve der ki ya Rabbi bu kadının üzerine hayırlar yağdır ve onu kimseye muhtaç etmeyeceğin bir geçimliğin içine sok der. Ve kadın iki hayırla da ömründe karşılaşır aziz dostlarım. Birinci hayır Cüleybib'ini alemlerin Rabbi olan Allah'a göndermekle kazanır. Onun boynuna şehadet gerdanlığını koymakla o evin içine ilk hayır girmiştir. Bir savaş sonrası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş meydanını gezer ve der ki kaybımız var mı? Derler ki ya Resulallah filanca ve filanca şehit olmuştur. Allah Resulü aleyhisselam ikinci defa sorar. Der ki kaybımız var mı? Tekrar derler ki ya Resulallah falanca ve filanca şehit olmuştur. Allah Resulü aleyhisselam üçüncü defa tekrar sorar. Der ki kaybımız var mı? Aynı cevabı olunca der ki ben Cüleybib'imi görememekteyim. Ben onu kaybettim der. Çıkın ve onu arayın. Ey Cüleyb, sen peygamberin kalbine nasıl bir sevgi koymuşsun da yokluğun bu derece Allah Resulü tarafından hissedilmekte ve peygamber aleyhissalatu vesselamın gönlünde yaran ateş dudaklarında bu şekilde süzülmektedir. Ve Cüleybib'i her yerde ararlar. 7 tane müşriğin içerisinde onun cesediyle karşılaşırlar. Gelirler Resulullah Aleyhisselam'a derler ki ya Resulallah 7 müşriği öldürmüş ve kendisi de şehit olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer şu sözleri söyler. O bendendir, ben de ondanım.
yedi müşriği öldürdü, sonra kendisi de mi öldü? Tekrarlar, o bendendir, ben de ondanım. Yedi müşriği öldürdü, kendisi de öldü mü? Üçüncü bir defa tekrar yüreği yanık bir şekilde, o bendendir, ben de ondanım. Yedi müşriği öldürdü, sonra kendisi de mi öldü der? Kabri kazılıp toprağın içerisine gömülene kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kollarının arasında cesedi okşanır ey aziz dostum. İşte Cüleybim'in evine ilk hayır Cüleybim'in şehadetiyle gelmiştir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı duanın ikincisi tecelli eder. Der ki sahabe ensar kadınları arasında özellikle vurguluyorlar. Dullar arasında en fazla infak sahibi Cüleybim'in hanımıdır derler. Allahu Ekber. Bu da göstermektedir ki Cüleybim'in hanımı öyle bir serveti, öyle bir zenginliği elde etmiştir ki ensar kadınları arasında en fazla infak sahibidir, sadaka sahibidir. Allah bu iki aziz dostla beraber cennet bahçelerinde el ele dolaşmayı bizlere nasip etsin. Onların yürüdüğü kutlu yolda, kutlu davada yürümeyi hem sana hem bana hem de ehlimize nasip etsin kardeşlerim. İkinci olay aziz dostlar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Miktat bin Amr'ın öyle bir olayına şahit oldum ki benim için, yani o pozisyonda olmak benim için dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha sevimlidir der. Ben Miktad'ın öyle bir olayına şahit oldum ki o duruma kavuşmak benim için dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha sevgilidir. Peki bu olay nedir ey aziz dostlar? Bedir günü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları müşriklerin kervanlarını vurmak için, ganimetlerini elde etmek için yola çıkarlar. Ama Allah Subhanahu ve Teala bu yürüyüşün hedefini değiştirir. Medine'den çıkarken cılız bir kervana saldırma niyetiyle yola çıkmışlardı. Ama Allah Subhanahu ve Teala yol üzerinde hedefi değiştirdi ve cihad emri verdi onlara. Savaş emri verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu değişikliği sahabelerine bildirdiğinde Allah Subhanahu ve Teala Enfal suresinde diyor ki neredeyse diyor bazıları sana diyor ölüm sarhoşluğu gibi bakıyorlardı diyor. Ve seninle tartışmaya girdiler. Göz göre göre Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi ölüme sürüklüyor. Niye? Çünkü cihad için teçhizatlanmamışlardı. Onlar ganimet elde etmek için gitmişlerdi. Basit, güçsüz bir kervana saldırmak için onlar yola çıkmışlardı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesinin bu şekilde tavır takındığını görünce bir anda komutanlarını toplar, istişare etmeye başlar. Önce Ebu Bekir radıyallahu anh kalkar. Sonra Ömer bin Hattab kalkar. Her biri kendi takvalarına, izzet ve şereflerine yakışacak sözler söylerler. Şimdi sıra Miktat bin Amr'dadır. Abdullah İbni Mesud'u hayrete sokan, onun durumuna gıpta ettiren, bakın şu sözleri söyler. Der ki, ya Resulallah, Allah'ın sana gösterdiği işi yap. Yani Allah yolunda cihad et. Biz seninle beraberiz. Vallahi biz İsrail oğullarının Musa aleyhisselama sen ve Rabbin git savaş, bizler oturacağız dedikleri gibi söylemeyeceğiz. Bizler ancak sen ve Rabbin git savaş, biz de sizlerle beraber savaşacağız diye söyleriz. Bizi Berku Gamat, yani Yemen'de bir bölge, oraya sürüklesen, orduyu oraya götürsen, biz de dinini tebliğ etmek ve hakim kılmak için seninle beraber yürüyeceğiz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülmeye, tebessüm etmeye başlar ve kendisi için hayır duası eder. Bu
samimi ve ihlaslı kalbin dilinden dökülen sözler Sad bin Muaz'ı celbeder, ayağa kalkar ve der ki ya Resulallah, eğer sen bize şu denize dalmamızı emredersen, içimizden tek bir fert kalmamacasına seninle beraber bu suya dalacağız. Ya Resulallah, bizi Allah'ın emrinle yürüt, biz diyor seninle beraber yürüyeceğiz deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heyecana gelir, ayağa kalkar ve der ki vallahi Allah bana bir zaferi müjdelemiştir. Ben şu an müşrik cephesinin, kafirlerin ordusunun hezimete düştüğünü görmekteyim der. Evet ey aziz dostlar, Miktat da Sad bin Muaz da bize hangi durumla karşı karşıya kalırsa kalalım, Peygamber aleyhissalatu vesselamın adımlarını takip etmemiz gerektiğini bize öğretmektedir. Bu yolda esir düşmek, yaralanmak, öldürülmek, malları kaybetmek olma pahasına yürümek şereflerin, izzetin en büyüğü olduğunu bize göstermektedir. Zira başka bir rivayette Miktat bin Amr'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, Allah'a yemin ederiz ki senin dinin hakim oluncaya kadar, senin dinin yeryüzünde güç ve iktidar buluncaya kadar senin önünde, arkanda, sağında ve solunda yürüyeceğiz. Dediği gibi ya Resulallah, vallahi senin sünnetin diğer insanların sözlerine hakim gelinceye kadar, senin dilinden çıkan sözler beşer sözlerini bastırıncaya kadar, senden zuhur eden sözleri, fiilleri, takrirleri önünde, arkasında, sağında ve solunda etten bir duvar olup koruyacağız. Miktat bin Amr bize bunu öğretmektedir. Ya Resulallah, akılcılar, felsefeciler, senin sünnetini inkar edenler, hafife alanlar, aklıma uymadı, ben peygamberin sözünü değil Allah'ın sözünü almakla emrolundum diyenler, sözlerini tüketene kadar, nefesleri kesilinceye kadar senin sözlerinin önünde, arkasında, sağında ve solunda duracağımıza söz veriyoruz demeyi bize öğretmektedir. Hadi gidelim üçüncü olaya. Uhud günü artık kılıçlar susmuş, her biri kınlarına girmiş, müminler cephesinde 70 şehit ardında dökülen dualar, kafirler cephesinde isyan ayyuka çıkmış ve bir tepenin yanında Sülale binti Sad isminde müşrik bir kadın kocasını ve çocuklarını arar. Yolda yürüdüğü, attığı her adımda önce eşiyle karşılaşır, sonra iki çocuğunun leşi, sonra üçüncü oğlu, artık canını vermekte. Der ki ey oğlum, size bunu kim yaptı? O müşrik adamın dudaklarından Asım bin Sabit sözü düşünce kadın aynen şu sözleri söyler: Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki Asım'ın kafatasından, dikkat edin, Asım'ın kafatasından şarap içinceye kadar yemek ve içmek bana haram olmuştur. Ve kim bana Asım'ın kellesini getirirse, kafatasını getirirse ona tam 100 deve hediye edeceğim der. Ve bakın, Uhud savaşından sonra artık kafirlerin intikamları birbirine karışır. Kin ve öfkeleri birbirine karışır. Müslümanlara karşı düşmanlıkları birbirinin içine girmeye başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabelere hıyanet etmek için Allah Resulü aleyhisselama Adel ve Kare kabilelerinden adamlar gönderirler ve onlar derler ki ya Resulallah, senin dinin şu an bizim içimizde yayılmaya başladı.
bize dinini öğretecek adamlar gönder deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Asım bin Sabit'in önderliğinde 10 tane sahabesini gönderir. Peygamber kendisinin sahabesinin başına geleceği bu ihaneti kestiremez. Bu olayı göremez. Asım ve arkadaşları yolda giderlerken Huzeyl kabilesinden 100 tane okçu etrafını sararlar. Ve bir anda Asım ve arkadaşları bir tepeye çıkarlar. Huzeyl kabilesi lideri der ki bize teslim olmanız kaydı şartıyla size asla dokunmayacağız. Ve Asım şu sözü söyler. Ben bundan önce müşriklere teslim olmama konusunda der Allah'a söz verdim. Ve size asla teslim olmayacağım. Okunu çıkartır, oku bitene kadar düşmanla savaşır. Mızrağı kırılır, kılıcını eline aldığında o mübarek dudakları arasından şu sözler dökülür. Allah'ım, günün evvelinde senin dinini korumak için mücadele ettim. Yani sabahında, gündüzün bir vaktinde senin dinini korumak için mücadele ettim. Günün sonunda da benim bedenimi müşriklerin elinden kurtar diye dua eder. Ve Asım orada şehit olur. O sülale ismindeki müşrik kadın Asım'ın kellesi için 100 deve vermişti. Araplar bu haberi duyunca Asım'ın kellesini almak için yarıştılar. Ama bir geldiler ki baktılar cesedin etrafında bir arı topluluğu var. Kim Asım'ın cesedine yaklaşır? Arı onları sokuyor. Ve kendi aralarında istişare ettiler. Dediler ki gece vakti gelsin. O zaman Asım'ın kellesini alır. Sülale binti Sad'ın yanına götürürüz. Ama sahabe diyor ki havada diyor hiçbir bulut yokken Allah diyor öyle sağanak bir yağmur gönderdi. Medine'de öyle bir sel oldu ki Asım'ın cesedini aldı götürdü ve müşrikler diyor asla o cesedi bulamadılar. Vallahi ben tarih kitaplarında, hadis kitaplarında Asım'ın cesedini sonra sahabeler bulmuş mudur? Buldularsa da onu nereye gömmüşlerdir konusunda bir bilgiye sahip değilim ama Asım'ın o tepede dua edişi ve duasının kabulüne şahit olduk aziz dostlar. Allah Asım'ın cesedini müşriklerin ellerinden korudu. Ve o gün bakın iki tane yiğit adam esir düştü. Bunlardan biri kim? Hubeyb radıyallahu anh. Hubeyb radıyallahu anh esir edildiğinde müşrikler Bedir'deki intikamlarını almak için onu bir dar ağacına astılar. Ve dediler ki Ebu Sufyan'ın sözleri. Ey Hubeyb, burada sen değil de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem olmasını diyor istemez misin? Sen de git çoluk çocuğunla ailenle beraber evinde yaşa deyince Hubeyb der ki vallahi ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın burada olmasını değil ayağına bir çakıl taşının dahi batmasından diyor razı değilim deyince Ebu Sufyan der ki vallahi ben Muhammed'in arkadaşlarının Muhammed'i sevdiği kadar başka birini sevdiklerine diyor şahit olmadım. Bakın ey aziz dostlar bu üçüncü hikaye ve kıssa da bize Peygamber aleyhissalatu vesselam ile gelen dini ilmimizle, canımızla, malımızla nasıl korumamız gerektiğini en güzel şekilde öğretmektedir. Bedenler ve ruhlar bu dinle yücelsin diye ölümü göze alarak davete gitmeyi Asım ve arkadaşları bize öğretmektedir. Ey aziz dostlar. Şimdi bakın bu üç kıssayı bir araya getirdiğimizde gelin şimdi bu üç kıssa eşliğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini aktaralım ve inşallah programımıza son verelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah sadakaların en hayırlısı, en büyüğü hangisidir? Hangi zamanda, hangi şartlarda infak edersek Allah subhanahu ve teala bizden o derece memnun olur deyince Peygamber aleyhisselam bakın şunları söyledi. Dedi ki güçlü ve kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin
üzerindeyken, fakir düşmekten endişe ederken, daha çok zengin olmayı düşlerken verdiğin sadaka en fazla sevaba nail olan sadakadır der Allah Resulü Aleyhisselam. Bu hadis Buhari Müslim hadisidir. Tekrarlayalım mı dostlar? Bir, güçlü ve kuvvetliyken, iki, sıhhatin yerindeyken, üç, cimrilik üzerindeyken, dört, fakir düşmekten endişe ederken, beş, daha çok zengin olmayı düşlerken, hayal ederken verdiğin sadaka, o anda verdiğin sadaka diğer sadakalardan daha çok ecir getirir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Şimdi ey aziz dostum, bu sözü, Aleyhissalatu vesselam'ın dudaklarından dökülen bu sözü Cüleybib'in hanımının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine değer verdiği gibi değer vereceğiz. Bizler bu sözü Miktad'ın "Ya Resulallah, biz senin önünde, arkanda, sağında ve solunda olarak koruyacağız" dediği gibi bu sözü koruyacağız. Ve bizler Asım ve arkadaşlarının Allah'ın dinini koruduğu gibi bu sözle, yani bu infakla, davet edilen sadakayla Allah'ın dinini koruma adına bir mücadelenin yoluna gireceğiz. Ve şu an, dün olduğu gibi bugün yeryüzündeki bütün güçler mallarını bir araya getirerek, imkanlarını bir araya getirerek yeryüzünde İslam'ın ve Müslümanların nefesini kesmek için mücadele ederlerken, bütün servetlerini Allah'ın dininin yok olması için bir araya getirirken, eğer bugün Müslümanlar, İslam ümmeti mallarını bir araya getirmede tembellik, neme lazımcılık ve cimrilik ederlerse, vallahi bu din değil, bizzat bu dini yaşamakla sorumlu olan sen ve ben kaybedecektir. Dün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rumlara karşı açılan savaşta kadınların kolyelerine, küpelerine, ellerinde taktıkları bileziklere ihtiyaç hissedip Abdurrahman bin Af'ın malının yarısını getirmesine rağmen halen tatmin olmayıp Osman bin Affan'ın serveti önüne koymasıyla sevinmesi gibi, bugün bizler artık doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, yeryüzünün her tarafından İslam'a, Müslümanlara savaş açan her bir topluluk için bileziklerimizi, kolyelerimizi, küpelerimizi, yastık altında biriktirdiğimiz ne kadar mallarımız, paralarımız varsa bir araya getiremediğimiz müddetçe Allah'ın dini değil, sen ve ben kaybedeceksin. O yüzden ey aziz dostlar, Allah'ın davası ve bu din sizin çocuklarınızdan, sizden, eşlerinizden, yarınlar için kurduğunuz hayallerinden daha kutsaldır ve daha mukaddestir. Ve Allah sizin çocuklarınızın rızkını değil, sizin eşinizin boğazından geçecek olan lokmayı değil, onlarla beraber kenara ayırdıklarını istemektedir. Ama ikisi arasından bir tercih yapılacaksa, vallahi bu din, bu dava senin de benim de çocuğumdan daha şerefli, daha mukaddes, parası harcanılmaya daha değer bir değerin üzerindedir. Bunu bilmemiz lazım. Ve İbn-i Teymiye rahimeullah şu sözleriyle inşallah bizim önümüze bir ışık sunmaktadır. Eğer diyor bir belde halkı açlıktan ölecekse, bir belde halkı var ki kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla açlıktan ölecekler. Ama bir yerde insanlar var ki Allah'ın dini yücelsin diye mücadele etmektedirler, cihad etmektedirler. İnsanlar ellerindeki servetleri
Allah'ın dini uğruna mücadele edenlere verecek ve bu insanların da diyor açlıktan ölümlerine diyor şahit olacaklar diyor. Bundan başka kaçar yoktur ey aziz dostlar. Çünkü bizim bedenlerimiz, bizim güçlerimiz, bizim değerlerimiz İslam'dan daha üstün değildir. Allah Subhanahu ve Teala bu olayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı gibi anlamayı bizlere nasip etsin. Bu uğurda canlarımızı ve mallarımızı Allah yolunda harcamayı hem size hem de ehlinize nasip etsin. Dualarımızın sonu Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavatı.